CHP kurultayı için geri sayıma başladı sayın seyirciler. Kemal Kılıçdaroğlu parti vitrininin yenileneceği kurultay öncesi milletvekillerinin nabzını yokladı. CHP lideri Kemal Derviş'i yönetime davet ettiği iddiaları için bakın ne dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultayı tıpkı 1959 yılında yapılan İlk Hedefler Kurultayı kadar önem taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye açısından bu kurultay bir milat olacak. 33'ü olağan, 17'si olağanüstü, tam 50 kurultay geçirdi CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki 5. olağan kurultay 17-18 Temmuz'da Ankara Arena'da toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu kez rahat. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık için yarışacak. Yarışta rakibi yok. Dananın kuyruğu ikinci gün kopacak. Parti meclisi ve MYK seçimleri yapılacak. 80 kişilik parti meclisi 60'a inecek. Üyelerin en az 20'si kadın olacak. Yarış çekişmeli geçecek. Ekonomi profesörü Burhan Şen Atalar, enerji uzmanı Necdet Pamir, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ve Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu'nun parti meclisine girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'nin bütün bu beklentilerine cevap verecek, gerçekten bu beklentilerin üstesinde gelebilecek bir kadroya ihtiyaç var. Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Gürsel Tekin'in de parti meclisinde görev alması bekleniyor. Oda TV davasında tahliye olan Müyesser Yıldız'la eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın da parti meclisine girecekleri konuşuluyor. Yeni MYK üyeleri parti meclisi içinden seçilecek. Öne çıkan isimler Şafak Pave ile İlhan Cihaner. Kılıçdaroğlu kurultay öncesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Bugün milletvekillerimizin bir değerlendirmesini alacak genel başkanımız. Yarın da il başkanlarının gene parti meclisinde yer almasını istediği isimleri bildirmesini isteyecek. Milletvekillerine parti meclisinde en çok görmek istedikleri 5 isim soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da bu ekiple kucaklayacaktır. CHP Cumhurbaşkanlığı genel ve yerel seçimlere bu yönetimle hazırlanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Derviş'i aradığı ve parti yönetiminde görev teklif ettiği iddia edilmişti. CHP lideri iddiayı kısmen doğruladı. Aradım ama görev teklif etmedim dedi.